Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün pazar. Güzel bir gün. Sevgili dostlar, benden habire video isteyip duruyorlar. Alın size başka bir video. Bugünkü konumuz din. Sevgili arkadaşlar, bakın şurası ilkokul. Bu mahallenin ilkokulu. Çocuklar bahçesinde oynuyor. Arkasında spor salonları falan var. Şu bina, şu beyaz bina değil, öbür bina ortaokul. Orada da orta öğretim devam ediyor. Şu bina da, bu beyaz bina da, şu bina da kilise. Ne kilisesiymiş bu? Faith Community United Methodist Church. Gördüğünüz gibi kilise gayet güzel bir durumda. O Milano'daki katedraller gibi aynı kalıptan çıkmış kiliseler yok. Bizim bütün camiler bildiğiniz gibi Sultanahmet'e benzer. Böyle bir kilise. Şimdi sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlarım, biliyorsunuz Türkiye'de bugünlerde laiklik tartışması var. Ulan şu laiklikten bir türlü kurtulamadık. Dincisi de geldi laiklik, Kemalist de geldi laiklik. Yani nedir ya şu ülkenin bahtsız kaderi arkadaşlar? Gerçekten üzülüyorum. Sevgili dostlar, laiklik bana kalırsa Türkiye'de korunması gereken bir şey. Çünkü eğer siz dini anayasaya dahil ederseniz, efendim biz Kur'an'a göre yönetilmek istiyoruz, Kur'an'ı okullarda ders konusu yaparsanız işin içerisinden çıkılmaz bir hal olur ülkem. Şimdi ilk evvela Müslümanların bu dinle temeli bir konu. Yani bu konuyla alakalı ben birçok seminer de verdim, ders de verdim. Ama din ne temeli bir konu. Ne temeli bir konu. Çok su götürür altından, çok su götüren bir konu. Onun için mesela bu kilise Metodist Kilisesi. Biraz yukarı çıkın, Presbiteryan Kilisesi var. Biraz aşağı inin, Katolik Kilisesi var. Biraz doğuya gidin, Ortodoks Kilisesi var. Biraz bu tarafa gidin, ulan bilmem ne bela, bir sürü kilise, hepsi ayrı bir cemaat, hepsi ayrı bir mezhep. Peki Müslümanlar farklı mı? Tabii ki değil. Bir kere bana kalırsa Müslümanların %100'ü yalancı arkadaşlar. Niye? Çünkü her yatsı namazında Müslümanlar Allah'a söz verirler. Derler ki, Estağfirullah, Bismillah. Âmenen Resul bime unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusuli. La nüferriku beyne ahadin min rusuli. Ve gâlu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mesîr. Sadakallahu lazim. Söz veriyoruz Allah'a. Diyoruz ki ya Rabbi, küllün âmene billahi, Allah'a da, peygamberlerine de, kitaplarına da ve meleklerine de, aralarında la nüferriku beyne ahadin minhum, aralarında bir fark gözetmeksizin inanıyoruz diye Allah'a söz veririz. Her sabah Müslümanlar söz verirler. Sabahtan kalktıkları ilk iş peygamberler arasında ayrım sokmaktır. Bakın, Muhammed aleyhissalatu vesselam derler ama İsa'dan İsa diye bahsederler, Musa'dan Musa diye bahsederler. Halbuki kul olarak Cenab-ı Allah'ın bizden istemiş olduğu şey, hiçbirisine ayrım göstermeyin. İsa neyse Musa da o, Musa neyse Muhammed de odur bizim için. Bizim için, kullar için. Allah katında birinin diğerine karşı mertebesi farklıdır, bizi ilgilendirmiyor. Ama biz kullar için, bütün peygamberlerin durumu birdir. Bizim üzerimize düşen aralarında hiçbir fark gözetmeksizin kitaplarında da, İncil içinde, Kur'an içinde, Musab, Tevrat içinde, Kita, Katalar, bunlar içinde, bunların hepsi Allah'ın kelamıdır. Biz bunlardan okuruz, bunlara tapmayız. Maalesef Müslümanların hepsi Kur'an'a deli gibi tapıyorlar. Müşrik çünkü çoğusu. Hemen hemen çoğusu değil, %100'ü müşriktir. Ve bunun için işte bu haldeyiz. Şimdi siz alacaksınız, Kur'an'ı getireceksiniz okullara. Kim öğretecek Kur'an'ı okullara, çocuklara? Cübbeli hocanın cemaati mi öğrenecek?
Herif de sakalı buraya kadar. Zaten baktığı zaman Bismillahirrahmanirrahim. Kaçacak. Ulan hangi çağda yaşıyorsunuz oğlum ya? Kim öğretecek? Fethullah Hoca mı öğretecek? Yaşar Nuri Öztürk mü öğretecek? Hiç herifin zaten ben güldüğünü görmedim o Yaşar Nuri Öztürk'ü. Kim öğretecek kardeşim? İSİS'ler mi? ISIS mi? DAEŞ mı öğretecek? Herif kelle kesiyor. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu hükümet bir Kur'an dersi koymak istiyorsa okullara, bence DAEŞ'i getirsin onlara, okullara koysun. Zaten Güneydoğu'da kan gövdeyi götürüyor. Hem de yardımcı olur yani. En azından bu kan gövdeyi götürüyor. En azından bu koymuş oldukları Kur'an, bir de DAEŞ'in öğretmiş olduğu İslam, bu adamların işini kolaylaştırır. Şaka maka bir taraf arkadaşlar. Tam bir kaos olur, tam bir rezalet olur. Onun için ben ülkemizde laikliğin korunmasından taraftarım. Laikliği tarif edin. Ya kardeşim, Mısır Kur'an'la yönetiliyor. Anayasasında Kur'an var. Suudi Arabistan anayasasında Kur'an var. İran'ın anayasasında Kur'an var. Yani başları göğe mi ermiş? Göğe mi ermiş kardeşim? Şimdi getirecek adam Kur'an'ı koyacak. Neye göre Kur'an? Kime göre Kur'an kardeşim? La havle ve la kuvveti illa billahi aleyhi lazım yani. Yani Kur'an dersi aldım mı ben? Bizim okullarda Kur'an dersi vardı, yok. Ama gittim ben, Kur'an'ımı da öğrendim, Arapçayı da öğrendim. Bu şahsi bir olaydır. Bırakın herkes kendisi, efendim söyleyeyim, Kur'an'ı, kitabını öğrensin, ahlaklı olsun. Bakın sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Toplumsal mutabakat şart. Muhammed peygamber de toplumda bir mutabakat sağlamış. Onlara Kur'an'ı baskılamamış. Arkadaş benim düşündüğüm gibi düşünün dememiş. Gelin hep beraber barış içerisinde yaşayalım demiş ve Medine Sözleşmesi'ni imzalamış. Onun için sevgili arkadaşlar, sözün özü, eğer sorular gelirse bu konuları birazcık daha fazla çoğaltırız. Benim için Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta, Yahudilikte aynı şey. Çünkü siz bir güne bir gün İsa Aleyhisselam'ın çıkıp da ben Hristiyan dediğini okudunuz mu, duydunuz mu? Yok. İsa öldükten 300 sene sonra çıkmış Paulus, Hristiyanız demiş, we are Christians. Adamlar Hristiyanız demeye başlamışlar. Siz hiç Musa'nın, ben Yahudiyim, Musevi'nin dediğini gördünüz mü? Yok, görmediniz. Musa öldükten sonra Musevilik diye bir şey çıkartmışlar, Yahudilik diye bir şey çıkartmışlar. Uydurma! Hristiyanlık da uydurma, Musevilik de uydurma. Müslümanlık, o da uydurma. O da uydurma. Siz hiç peygamberin, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç ben Müslüman dediğini gördünüz mü? Duydunuz mu? Var mı böyle bir hadis-i şerif? Yok. Ene minel Müslümin diyor ya da ene evvelül Müslümin diyor. Müslümin başka, Müslüman başka. Müslüman uyduruk bir din. Hem Müslümin, ben teslim olmuş, barıştan yana olanım demek. Herkes, Allah'a inanan herkesin barıştan yana olması lazım değil mi? İnne dini indellahil İslam diyor. Nasıl çeviriyorlar bunu? Allah katında din İslam'dır. Ya kardeşim, bari bunu Türkçe'ye doğru düzgün çevirin. Allah katında din İslam'dır. Buradaki tek Türkçe kelime katında. Allah da Arapça, İslam da Arapça, din de Arapça. Hadi Allah özel isim diyelim. Bu nasıl çevirmesi lazım? Allah'ın yanında muteber olan hayat şekli barış içerisinde yaşamaktır. Bu! Olay bu! Barışı koruyun, kelleleri kesmeyin, kan dökmeyin, insanları yurtlarından çıkartmayın, hakkı adaleti üstün tutun, gücü üstün tutmayın. Bütün peygamberler bunu söylemişler. Siz okula insan hakları dersleri koyun. Siz okula hak nedir, hukuk nedir, adalet nedir, bu dersleri koyun. Siz okullara ırkçılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu, etnik ayrımcılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu, bunları koyun. Nedir tutturmuşsunuz yine laiklik olsun mu olmasın mı diye? Allah cezanızı versin ya. Laikliğin de cezasını versin, siz de cezanızı versin yani. İnsan gına geliyor. Yani bunlar Allah aşkına bu yüzyılda konuşulacak şeyler mi ya? Ya sizin başka işiniz gücünüz kalmadı mı kardeşim? Anayasayı değiştireceklermiş. En iyi anayasa getirsen ne olacak ki? Ne fark olacak ki yani? Adam adam olmadıktan sonra. Neyse arkadaşlar. Bazen böyle negatif şeyler söylüyorum. Negatif şeyler söylediğim zaman da mesajlar geliyor. Abi niye negatif davranıyorsun? Niye pozitif değilsin? Ya pozitif nasıl olayım arkadaşlar ya? Ulan 50 yaşına geldim. Yani kalktım laiklik. Ulan gidiyoruz laiklik. Ya bırakın bunları ya. Çocuklarımızı güzel mekanlarda yetiştirin. Bak şuraya bak Allah aşkına. Şu okulun güzel yeri. Yemyeşillik içerisinde ya. Burada kilise varmış. Ulan kim takar kiliseyi? Adam geliyor burada kendi kendine konuşuyor, bir şeyler yapıyor, gidiyor.
orada ortaokul var. Yani laikliğin tanımını en azından belki anayasaya koysalar daha iyi olur. Mühim olan arkadaşlar, çocuklarımıza dediğim gibi daha güzel bir yaşamı nasıl elde edecekler? Eğitimimiz, ya biz Türkiye'de okuma yazma oranı, kitap okuma oranı dünyada en düşük seviyede. Senin çocuğun okumuyor ki ya, Kur'an okusun. Seninki önce çocuklara bir kitap okuma alışkanlığı kazandır. Seninki önce çocuklar, matematik, 33 bin kişi üniversite sınavlarında sıfır çekmiş, sıfır. Sen bunları halledememişsin, ne yapacaksın? Gelin Kur'an okuyun. He oldu bitti, Kur'an okusun çocuk. Her şeyi becerdi yani. Kur'an okuyunca, efendime söyleyeyim, aya gideceksin yani. Böyle saçma sapan, dangalak dangalak işler yani. Zaten ne demişler? Eceli gelen, affedersiniz, it gider caminin şeyine işermiş. Ne derler işte, alanda işermiş. Şimdi bunlar da yapacak iş kalmadı ya. Yok efendime söyleyeyim, okullara Kur'an dersi koyalım. Yok laikliği değiştirelim. Böyle saçma sapan, milletin gündemini meşgul eden şeyler arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, biliyorum biraz negatif konuştum ama dinler uydurmadır. Dinlere bakmayın. Siz Allah'ın elçileri ne söylemiş onlara bakın. Siz şu kısacık hayatımızda nasıl hakkı üstün tutarım, nasıl hukuku üstün tutarım, nasıl Allah'ın yaratmış olduğu bir hayatı yaşarken, o hayatın içerisinde yaşarken nasıl etrafıma barış saçarım, nasıl etrafıma güzellik saçarım. Bunun davasında olun. Bunun davasında olun. Din olup da kelle mi keseceksiniz? Guru guru dansı mı yapacaksınız? Bunları bırakın arkadaşlar. Diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkürler.